Osmanlı'da Ramazan gelenekleri 3 kıta 7 denizde 600 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti'nde Ramazan ayları her zaman önemli bir yer tutardı. Ramazan ayıyla birlikte adeta Müslüman topraklara huzur yağardı. İşte Osmanlı'da Ramazan gelenekleri. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. 600 yıl boyunca hüküm süren Osmanlı devletinde Ramazan ayı her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Devlet adamlarından Anadolu halkına, Müslüman tüm Osmanlı vatandaşları Ramazan ayında hem evlerinin hem de kalplerinin kapılarını sonuna kadar açıyorlardı. Sınıf eşitsizliğinin ortadan kalktığı Ramazan ayında varlıklı olanlar ihtiyaç sahibi kimselere kimliklerini belli etmeden yardım etmeye çalışıyorlardı. Tembihnameler yayınlanırdı. Osmanlı döneminde Ramazan ayına Müslümanlar, Ramazan ayına Müslümanlar gibi gayrimüslimler de değer verirdi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Osmanlı Devleti halkının mübarek ay içinde nasıl davranması gerektiğini belirten bir tembihname yayınlanırdı. Tembihnamelerde Müslümanların beş vakit namazı camide cemaatle birlikte kılması, mazereti olmayan tüm Müslümanların oruç tutmaları gerektiği belirtilirdi. Gayrimüslimlerin gündüzleri açık alanlarda yemek yememeleri, su, sigara içmemeleri tembihname doğrultusunda yasaklanırdı. Hırkay Saadet Merasimi Ramazan ayının 12. günü Osmanlı'da son derece büyük bir öneme sahipti kutsal emanetlerin bulunduğu has oda temizlenir ve gül suyu ile yıkanırdı. Ardından öt ağacı ve amber yakılırdı. Devletin ileri gelenlerinin hazır bulunduğu törende padişah tarafından gümüş sandukanın içinden hırkayı saadet çıkartılırdı. Zimem defteri Osmanlı'da Ramazan ayında vatandaşların birbirlerine yaptıkları yardımlar da gözle görünür ölçüde artış gösterirdi. Varlıklı bireyler hiç tanımadıkları semtlerdeki bakkal, manav ve fırınlara gidip zinem defteri yani veresiye defterini alıp içinden rastgele bir sayfa açar ve söz konusu kişinin borcunu tamamen öderdi. Paylaşım üst seviyede. Günümüzde nasıl ki ihtiyaç sahipleri için iftar çadırları bulunuyorsa Osmanlı döneminde de yemek dağıtılıyordu. Devlet yalnızca yemek değil, ihtiyaç sahibi vatandaşların birçok maddi ihtiyacını da karşılıyordu. Diş kirası Osmanlı döneminde iftar saati kapıyı kim çalmışsa kesinlikle geri çevrilmezdi. Büyük konaklarda hem zenginler için hem de ihtiyaç sahipleri için sofralar kurulurdu. İftarın ardından ise ev sahibi yemeğe gelen misafirlerine diş kirası ismi adı altında hediyeler sunardı. Özellikle fakir konuklara altın ve gümüş akçeler verilirdi. Yaşam duruyor. Osmanlı döneminde Ramazan ayında gündüzleri adeta sokaklar boşalırdı. İnsanlar gündüzleri uyur, akşamları ise hem çalışır hem de eğlenirlerdi. İftar ile sahur arasında orta oyunu, meddah, karagöz gibi oyunlar izlenirdi. Cerre erken çıkılıyordu. Osmanlı döneminde medreselerde yaz tatili 3 ayların başlamasıyla birlikte başlatılıyordu. Zam yapılması yasak. Osmanlı'da Ramazan ayında yiyecek ve eşya fiyatlarının zamlanmamasını Devlet kontrol ediyordu. Özellikle gıda maddelerinin Ramazan ayı boyunca daha ucuza satılması sağlanıyordu. Kıymetli dostlar, videomuzu faydalı bulduysanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca konuyla ilgili düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız seviniriz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.